hazır edeceğiz Bay Bentley. Çok güzel. Bu yolun yapımını hatırlıyorum Bob. Uçurumun kenarına kadar gidiyorduk. Bitirdiğimizi sanıyordum. Pek sayılmaz Scoop. Başkan buranın gerçek boyutlu dinozorlarla Fixum'un yeni dinozor parkı olmasına karar verdi. Dinozor nedir? Onlar kocaman kertenkelelerdi. Ama çok çok uzun zaman önce. Kaç tane dinozor olacak? 5. Bir ankylosaurus. Bir iguanodon. Bir stegosaurus. Ve bir pterodaktil. Yani 4 dinozor olacak. Bir de hareket edip kükreyebilen çok özel bir triceratops maketi olacak. Yani 5 olacak. Yani bir sürü dinozor mu geliyor? Yalnızca dinozor maketleri. Sakın korkma Mac. Korkmuyorum tabii. Yol boyunca kapıları, tabelaları ve dinozor maketlerini yerleştirmemiz gerekiyor. Hadi işe koyulalım ekip. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Neydi o? Bir dinozor. Olamaz. Dinozor beni yakalayabilir. Mac, beni kocaman sarı bir dinozor mu sandın? Paniklemene gerek yok Mac. Sanırım dinozorları pek sevemeyeceğim. Aslına bakarsan küçük bir çocukken ben de onlardan biraz korkardım. Sen mi korkuyordun Leo? Korkumu nasıl yendim biliyor musun? Nasıl? Bir dinozor gibi kükreme taklidi yaparak. Olabildiğince yüksek sesle. İşte böyle. Hadi denesene Mac. Tamam. Böyle mi? Çok güçlü bir sesti. Şimdi daha iyi misin? Biraz daha. Teşekkür ederim Leo. Bu patikayı bitirmek için biraz daha ağaç yongası lazım. İkiniz gidip getirir misiniz? Tabii Bob. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Vay! Bu hangi dinozor Bob? Onun adı Iguanodon. Daha fazlası da yolda geliyor. İşte gösterinin yıldızı bu Bob. Triceratops hizmetinizdedir. Harika, teşekkürler. Pekala ekip, bugün gökdelen için asansör işini halledeceğiz. Harika! Yaşasın! Asansör nedir bu? Anlatayım bak. Bu kadar büyük bir bina inşa ettiğinizde merdivenleri kullanarak inip çıkmak için fazla yüksek olur. Bu yüzden asansör denen bir taşıma aracı koyarız. İçine binersiniz, bir düğmeye basarsınız ve sizi binanın en tepesine kadar götürür. Oradan Spring şehrinin tümünü görebilirsiniz. Vay canına. Spring şehrinin tümünü mü? Spring şehrinin tümünü görmek istiyorum. Asansörle çıkabilir miyim? Lütfen, 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 lütfen. Maalesef Scoop, sanırım asansörle çıkmak için biraz fazla büyüksün. Evet. Arka kepçem dışarıda kalır. Tiny, yük kafesini gönderir misin lütfen? Hemen iniyor Bob. Teşekkür ederim Tiny. Şimdi yukarı çıkıp işe başlayacağız. Şu malzemeleri yük kafesine yükler misiniz lütfen? Hiç sorun değil Bob. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Affedersiniz, geciktim. Merhaba Bob. Merhaba Başkan Madison. Merhaba ekip. Merhaba Başkan Madison. Merhaba Bay Bentley. Herkese merhaba. Teşekkür ederim Bay Bentley. Bu kadar yeter. Pekala Bob. En üst kata çıkmak istiyorum lütfen. O konuda küçük bir sorun olabilir. Çünkü binaya henüz asansörü monte etmedik. Ama Spring Şehir Gazetesi'nin yarınki manşeti için en tepede bir fotoğraf çektirmem gerekiyordu. Belediye başkanı şehrini inceliyor. Biz de şimdi tam asansörü takmak üzereydik. Daha sonra gelseniz olur mu? Servis asansörü de var. Hayır, onunla çıkamam. Daha sonra geliriz. Bay Bentley.
Saat 4'te gelebiliriz. Aa, 4'te mi? O halde 4 olsun. Ne güzel, saçımı yaptırmak için bir sürü vaktim olacak. Bir belediye başkanı her an iyi görünmeli. Başkan saat 4'te çıkmak istiyorsa harekete geçsek iyi olacak. Pekala ufaklıklar, kafesi doldurun. Aa, keşke yukarıdan manzarayı görebilseydim. Aa, bütün Sirpik şehrini. Senin için dert değil Martıcık. Gökdelenin tepesine istediğin zaman çıkabilirsin. Çıkmaya hazırız Tiny. Kule gücünün vakti geldi. Bir dakika. Yuhuu! Daha hızlı Lofty. Hadi tartınala koş. Ben bir vincim. Yarış atı değilim dostum. O halde en büyük vitese tak. Merhaba Henry. Biz geldik. Nasılsınız atlar? Jokeyler, lütfen attan inin. Bu atla demek Leo. Ben jokey değilim. Ben bir kovboyum. Yihu! İnşaatçılar ve kovboylar pek anlaşamaz. Leo, buraya az önce gördüğümüz atlara fazladan ahır yapmaya geldiğimizi duymak hoşuna gidecek. Onlar sıradan atlar değil Bob. Onlar safkan yarış atları. Onlar fazlasıyla hızlı ve fazlasıyla gergin olur. Bütün sabah onları yakalamaya çalıştım. Yani lütfen bir daha korkutmayın. Şu sesi durdurabilir mi? Hayır, mümkün değil Henry. Ama avlumda bip bip sesi istemiyorum. Sadece nal sesi olmalı. Pekala, paneller geldiğine göre işe koyulabiliriz. Merak etme, ahırlarına kısa sürede kavuşacaksın. Güzel. Spring şehri koşusu yarın yapılacak. O atların büyük yarıştan önce iyi bir gece uykusuna ihtiyacı olacak. Pekala ekip, o halde başlayalım. Leo, sen Tuton'dan ahır panellerini indireceksin. Elbette Bob. Scoop ve Lofty, ben Wendy ile onları birleştirirken siz de panelleri belli bir konumda tutacaksınız. Mac, sen de saman balyalarının yerini değiştireceksin. Pekala, yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Çek şunu Tuton. Bu avlu ikimize yetecek kadar büyük değil. Pekala Leo. Ben şu açık yoldan yürüyüp gideceğim, tamam mı? Teşekkürler Tuton. Rica ederim. Ve unutma, bu kez ileri gideceksin. Bip bip sesinle atları ürkütme. Yavaş gideceğim. Evet, sadece çatı kısmını eklemek kaldı. Tüm binayı sıkıca bir arada tutacak. Ben de atların yatağını daha rahat yapmaya hazırım. Tabii onları içeri sokmak için yakalayabilirsem. Ay. O halde ekip, işe başlayalım. Mac, sen çakıllı kumu yayacaksın. Lofty, sen malzemeleri yükleyeceksin. Beskup, sen de Tuton'la otopark için beton karacaksın. Pekala, yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Hey, Tuton. Şef Tetin'in meyveli süt pastanesi çok eğlenceli bir yer olacak ya.
Bu yüzden betonla biraz daha eğlenceli bir şey yapabileceğimizi düşündüm. Daha eğlenceli mi? Yani yeni malzemelerle deneyler yapalım. Bir karışım yapıp ne çıkacağını görelim. Aa, hayır hayır hayır. Betonla asla oyun olmaz Scoop. Her zamanki betondan yapacağız. Yani her zamanki betondan mı? Kesinlikle. Düz, pürüzsüz ve olabildiğince gri. Şimdi yaptığım meyveli sütleri tadıp hangisinin gerçekten süt tastik olduğunu söyleyecek birine ihtiyacım var. Bir şeyin süt tastik olup olmadığını söyleyebileceğimden pek emin değilim. Aa, bu çok kolay. Tek yapman gereken bu köpüklü, kremalı, tatlı, meyveli, nefis lezzetin tadına bakmak ve ne düşündüğünü söylemek. Ben yaparım. Pekala, bir deneyeceğim. Hadi hep birlikte bir tadım molası verelim. Merhaba Scoop. Nasıl gidiyor? İyi değil. Şef Tetin'in meyveli süt pastanesi için eğlenceli bir beton yapmak istedim ama... Tuton her zamanki betondan yapmak istiyor. Bir avuç şunlardan, bir parça bundan, biraz da şundan olsun. Evet ve bir tane de bundan. Evet. Yeni karışımlar deneyip yeni renkler yapmayı seviyorum. Şimdi hepsini karıştıralım. İşte oldu. Les tetili süt tastik bir karışım. Birinci örnek. Bu gerçekten süt tastik. Bu iyi tastik. Pekala ekip, iyi iş çıkardık. Bakalım doğru derinlikte miyiz? Yine ne oldu? Evet Başkan Madison, kazıyoruz. Pekala. Hadi mola verelim millet. Biz daha yeni başlamıştık. Neden insanlar hep mola veriyor ki? Biz makinelerin buna ihtiyacı yok. Bakalım genç dostum, mola verdiğimizi sanıyorum. Duracak vaktimiz yok. Taşınacak çok toprak var. Haklısın. Kendimi Scoop'la yarışmaya kaptırmışım. Scoop hala kazıyor mu? Evet, her zamankinden daha hızlı. Scoop, artık kazmayı bırakabilirsin. Ben durdum, sen kazandın. İyi denemeydi bak. Ama numarana kanmayacağım. Kazanabilmek için durmamı istediğin besbelli. Hayır. Yarışmayı kaybetmek umurumda bile değil. Ama benim umurumda. Bu binanın yapımına başlanması için yıllardır bekliyorum. Bu duyguyu biliyorum. Bunlar Spring şehri için heyecan verici zamanlar. Hiçbir şey bir gökdelen kadar yoğun bir iş ortamı oluşturamaz. Bob, Wendy... Fazla derin kazmışsın Scoop. 3 okul otobüsü derinliğinde demiştim, unuttun mu? Buraya koca bir otobüs filosu doldurabilirsin. Pekala, bakalım neye çarpmışsın? Bir tür duvara benziyor. Çukuru tekrar dolduralım gitsin. Maalesef Mark, ama yerde beklenmedik bir şey bulduğunda işi durdurmak zorundasın. Kesin bir şey söylemek zor ama bu duvar çok eski ve özel olabilir. Gidip arkeolog Anish Boz'u çağıracağım. Ne arko ne? Arkeolog. Yani yüzlerce yıl yer altında kalan şeyleri bularak tarih hakkında bilgi edinmemizi sağlayan insanlar. Bir şeyleri kazıp çıkarma konusunda uzmandırlar. Ben de öyleyim sanıyordum. Bence bugünlük yeterince kazdın Scoop. Evet. Hiç şüphem yok. Bu yıllardır gerçekleşen en heyecan verici buluş. Evet, bu kesinlikle... Kötü haber. Bu toprağın altında Romalılardan kalma bir duvar duruyor.